Sevgili seyirciler, merhaba. Şu an bu köprü bir zamanlar yani çok ulaşım yönünden önemli bir köprüydü. Bu köprü Veziran Gölpazarı'nı bağlayan köprü Sakarya Nehri'nde üzerine kurulan bir köprü yanlış hatırlamıyorsam. Zamanında önemli köprülerden bir tanesi, tek geçiş köprüsü burasıydı. Ama şimdi artık buna alternatif köprü yapıldığı için buna gerek kalmadı. Şu anda sadece bu etrafta bulunan arazisi olan vatandaşlar tarafından kullanılıyor. Evet, şimdi artık nostaljik oldu. Belki zamanında bu köprü yapılması için ne uğraşlar verildi. Kimlerin emeği geçti bu köprüde. Yani zamanında emeği geçenlere şimdiden biz teşekkür ediyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi hep her tarafı demir bir köprü yapılmış. Fazla bu köprü hakkında da ben bilgi toplayamadım. İnternette baktım. Sadece köprünün yapılırken 28 tane kazık çakıldı yazıyor. Onun haricinde fazla bilgi bulamadım. Evet, Sakarya Nehri sevgili seyirciler. Ben zamanında ben köprüden geçiyordum tabii ki. Geçerken bir an önce bu köprü bitsin yani diye dua ediyordum. Çünkü çok korkunç geliyordu küçüklüğümüzde. Küçükken biliyorsunuz her şey korkunç gelebiliyor. Tabii biz kışın buralar su seviyesi daha yüksek oluyor tabii ki. Buralar zaman zaman yollar şey olmuş herhalde, buraları doldurmuşlar. Evet, bu Sakarya Nehri de sevgili seyirciler çok büyük canlar aldı. Çünkü buraya serinlemek için vatandaş girdi, yüzmek için. De bakmayın şu an sakin sakin nehrin karasuyun aktığını. Çünkü çok çılgın akışlar oluyor. Evet sevgili seyirciler, ben de uzun zamandır gelmemiştim, merak ettim. Geldim. Sizler için de dedim bir video çekeyim. YouTube'a koyayım. Böyle şeyleri merak sarıyorum. Çünkü biz de ne kadar bilinçli olsak tabii ki etrafımızda ne var ne yok tam bilmiyoruz. Veya geçmişimizi yenisini görünce geçmişleri unutuyoruz. O yüzden ne zamandır aklımdaydı, bugün vesile oldu. Hem ben görmüş oldum, hem size seyrettirmiş oldum. Bakın şöyle derinlemesine. Evet, bu yolu sadece şimdi etrafta bahçesi olan, tarlası olan vatandaş kullanıyor. Dediğim gibi kim bilir ne emekler yapıldı bu köprü. Ne kavgalar yapıldı bu köprü yapılması için. Evet, şimdi artık köprüyü kullanan yok. Bakalım şurada bir mermer, dikili mermer var. Orada ne yazıyor ona bakalım. Buradan tekrar yol bağlanıyor. Yeni yola çıkabiliyorsunuz. Evet, burada mermer ocağı varmıştı. Evet sevgili seyirciler, şeyde de yazıyor zaten, köprüden geçmek tehlikeli ve yasaktır diye. Yani bilginiz olsun. Yani ben geçtim ama demek ki yetkililer tarafından var ki mazuratı, bu tebaleyi yazmaya gerek bulmuşlar.
Ben aracımı da ileride bıraktım zaten gördüğünüz gibi. Aracı da geçmedim. Sevgili seyirciler, videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Dediğim gibi burası Veziran'la Gölpazarı'nı bağlayan köprü. O yüzden tek köprüydü zamanında. Yenisi yapınca eskisi artık biliyorsunuz eskiye rağbet olmuyor. Evet sevgili seyirciler, bu videomu bayrama 3 gün kadar çektim. Şimdiden videomu seyredenler herkese bayramı kutluyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.